Acun Doğuskan'ın kitap Edebiyat Gayri Programı Galip Çağlı Ustaların Çağı'nın yepyeni bölümü 68. bölümüyle yavaş yavaş 70'e doğru da yaklaştığımız bölümüyle karşınızdayız. Eyvallah. Tabii öncelikle programımızın isim babası olan, yok pardon, fikir babası olan, isim babası bendim değil mi hocam? Aynen. Onu şey Kulağına sen yapıyordum. okudun. Estağfurullah, siz öyle diyorsunuz ya, ondan dedim. Fikir babası olan, fikirleriyle, ya kitapları olan yorumları ve bu engin bilgilerimizle paylaşan kıymetli Estağfurullah. hocamız Galip Çağ, merhaba demek istiyorum. Merhabalar, merhabalar. Böyle yeni bir yine daha önce çektik gerçi burada Daha önce ama çektik ama bugün hocam tam ruha uygun. evet, güzel oldu. Bugün biraz hem Bosna hem Aliya'yı da anacağız. Dolayısıyla böyle tam oraya uygun bir yerdeyiz. Sancak Dostları Vakfı'ndayız. Aliya'nın açılışında, gelişmesinde, varlığında eli, ruhu, katkısı olan bir yerdeyiz. Ankara'dayız. GMK'nın Sonut Andoğan'a yakın bir bölgede Sancak Dostları Vakfı. Dolayısıyla buraya mahsusen öncelikle tüm Sancaklı dostlara bir selam iletelim. Belki ulaşır sesimiz, nefesimiz. Vesileyle de Ali İzzet Begoviç'i bir rahmetle analım inşallah. Ve Bosnalı dostlara tümden Türkiye'den selam iletelim inşallah. Eyvallah hocam. Bir de buranın kurucusu olan Mustafa Kahraman Eyvallah, hocamıza doğru. da Allah ömür bize versin. Mustafa Kahraman Yol Hoca'ya da var olsun, bize imkan sunuyor. Burada istifade ediyoruz. Hem şu anda bir kütüphanenin içindeyiz. Burası bir Balkan Kütüphanesi, Rumeli Kütüphanesi. Gençler buraya girip istifade ediyorlar. Var olsun, bize de imkan sunuyor. Biz de dedik ki bugün böyle biraz Balkan tarafını konuşunca bu olsun. Ben de bir Rumeliliyim malumunuz. Ve çok fazla Boşnak dostumuz, akrabamız, eşimiz var. Hal böyle olunca dedik ki burası bize uygun. Burada çekelim bugün. Ve böyle de oldu. Dileriz güzel de bir bölüm olur. eyvallah hocam. Güzel giriş oldu. Teşekkürler hocam. Estağfurullah. Şimdi hocam girişleri çok uzatıyoruz diye laf geliyor. O Evet. yüzden Peşine bir direktman kız teşhiri atalım. ben, yani ben Kısa. konuşmayacağım yani. Sadece direktman Yok, size anam da vereceğim. Rumelili bu arada. Üsküp Estağfurullah. kökenlidir o da. Bizde peşref kaçınılmaz Yani hocam. pehlivan öyle belli olur diyorlar Evet. ya. Yani bu Rumeli'de peşref olmayınca olmuyor ama işte o rahatsız oluyorlar. O yüzden belki sonda biraz bitirme Tamam, ben üzere şey kısa yaparız. tutayım. Peşrefe vakit Yok, kalsın diye. estağfurullah hocam, olur mu öyle şey? Aksine kalırsa vakit orada şey yaparız, İnşallah. belki konuşurum falan İnşallah. demişim. Evet hocam, şimdi 64'te Barış Bıçakçı yapmıştık ve şimdi onun da sonunda 68. bölüm için Balkan Edebiyatı'nın belki de en ünlü eseri diyebileceğimiz, Doğru. özellikle Türkiye'de Hı. bu açıdan böyle Ivo Andrić için, Hı ne hı. dedim ben? İvo Yani yanlış söyledim galiba, Andrić. ondan Ivo Andrić için Drina Köprüsü adlı eserini Doğru. konuşacağız. Bu dediğim gibi Türkiye'de çok popüler. Doğru. Ama hani gerçekten okunuyor mu bilmiyorum. Çünkü yanlış, ben yorumları falan böyle anlatanları falan ben okudum şöyle böyle deyince farklı bir şey görüyorum. Çünkü esasında siz şimdi bahsedeceksiniz bu kitabın Türk milletine bakış açısı, özellikle Osmanlı üzerinden bakış açısı, öyle de çok da böyle masumane Evet, değil. enteresan bir kitap Enteresan gerçekten. bir kitap ama ne yazık ki işte dediğim gibi ülkede yanlış şey yapılıyor. Ben lafı çok uzatmayayım tekrardan dediğim gibi Estağfurullah. hocam. Size bırakayım. Andrić Usta. Ben niye Andrić gibi? Ivo Andrić Usta. İkinci neye yok? Ivo Andrić. 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 Benim şeyim çok Hiç ünlü, önemli. biliyorsunuz Hiç önemli. isim şeyinde ya da kelime şeyinde. Drina Köprüsü adlı ölümsüz eserinde nasıl bir dünya Evet. ile karşımıza çıkmış hocam? Buyurun, söz sizin. Eyvallah, var olun. Yani elinizdeki kitap her şeyden önce 1961'de Nobel ödülü almış bir edebi eser. Ve kıymetli de bir eser. Türkiye'de okunan bilinen bir eser. Mesela İletişim'in şu yeni baskısı 2017'de 26. ya da 27. baskıyı yapmış, 23. baskıyı yapmış 2017'de, yani 5 sene evvel. Hala da baskı yapmaya, kapakları falan değişiyor. Gerçi yapmaya devam ediyor. Mesela benim evde bulunan bir nüshası var. 1962 altın kitaplardan çıkan şöyle bir baskısı var. Biraz eskice bir baskısı var. Drina Köprüsü dünyada çok fazla dile çevrilmiş. Türkiye'de çok fazla okunmuş. Hala da okunan bir eser. Fakat konusu Balkanlar olan, bilhassa da Osmanlı geçmişi, Türk mazisi, Türk İslam mazisi olan bu tip eserler metin kritiğine de, içerik kritiğine de çok muhtaç eserler olur. Şimdi ben ihtisaslığım Balkan tarihi.
Hal böyle olunca özellikle kimlik meselesi, Osmanlı hakimiyeti dönemi gibi konuları çok fazla çalışma imkanı bulunca Drina Köprüsü'nü alelade bir edebiyat okuyucusunun dışında okuma imkanı buldum. En azından burada anlatılanların teyidi konusunda birazcık daha şanslı olduğumu hissediyorum. Tabii en başından benim kitaba dair vereceğim bilgileri bir eleştiri olarak alıp eninde sonunda hep böyle oluyor çünkü. Ya sonuçta bir roman diyen dostlara da ortada söylemem gereken bir şeyi başta söyleyeyim. Ivo Andrić 1892'de doğdu. Dolayısıyla o doğduğu sırada bölge Osmanlı toprağıydı. O da bir Osmanlı vatandaşıydı. Fakat bu Ivo Andrić Asenervat kökenli olmakla birlikte Sırp olarak yaşadı. Ivo Andrić böyle enteresan bir durum var. Sırp milliyetçisi bir karakter. Hatta Ferdinand'ın suikaste uğrayıp Birinci Dünya Savaşı'nı başlatan hadisenin suikastçisiyle yani Gavrilo Princip'le aynı örgüte de mensup oldukları bilinir. 1924'te Ivo Andrić bir tez hazırlar. Bir akademisyendir. Tezin tam başlığında şimdi not aldım. Türklerin yönetimi altındaki Bosna Hersek'teki kültürel hayat. Yani Drina Köprüsü'nün kurgu olduğunu, dolayısıyla da burada anlatılanları bunun üzerinden değerlendirmek gerektiğini söyleyen dostlar, önceki bu bilgiyi veriyorum ki Aliya sadece bir edebi gözlemle bu eseri yazmadı. Yani buradaki yerler, isimler, Sokollu gibi filan kullanılan isimlerin önemli bir kısmı gerçek hadiseler. Yani aslında Drina Köprüsü bu açıdan bakıldığında Aliya'nın Drina Köprüsü de değil aslında bakarsanız. Daha sonra kaleme aldığı çok ünlü bir Balkan üçlemesi var Ivo Andrić için. İçinde bunun da olduğu yani Drina Köprüsü, Saraybosnalı Kadın ve Travnik Günlüğü. Yani bu üç eser bir Balkan üçlemesi olarak bilinir ama bunun haricinde yine o Osmanlı mazisine tarihten çok refere olarak kaleme alınmış. İşte önce Uğursuz Avlu diye çevrildi ama hataydı bu. Uğursuz değil, Lanetli Avlu. Sonra Lanetli Avlu olarak sanırım iletişim şimdi çevirdi. Sonra Ömer Paşa'sı var. Sinan'ın Tekkesi'nde Ölüm var. Bunların tamamı belirli ölçülerde bu tarihi argümandan çok etkilenmiş metinler. Mesela yani konuyla alakalı yazılmış bir takım tezler, mezler falan var ama şöyle bir durum var. Yakın zamanlarda bir sempozyum bildirisi için çalışırken Drina Köprüsü'nü bir kez daha inceleme imkanım bulduğunda şunu fark ettim. Türkiye'de böyle birkaç tane cılız ses Drina Köprüsü'nün içeriğinin bir eleştiriye tabi tutulmasını gerekliliğini öne çıkartıp bunu da yapmışlar en azından. Öyle olunca da şey diyorum, yalnız da değilmişim diyorum. Edebi yönüyle inceleyelim önce isterseniz. Drina Köprüsü benim çok sevdiğim bir üslubu kullanan bir metin. Yani işte bugünkü Visegrad şehri sınırlarında bulunan hala da ayakta. Ben de gidip görme imkanı bulmuştum. Drina Köprüsü'nü öykünün odağına koyup onu konuşturup hem öznesi hem nesnesi yapılarak kullanılmış bir edebi anlatı. Ve Osmanlı hakimiyeti dönemiyle başlayıp işte 19. yüzyıldaki Avusturya hakimiyeti dönemiyle sürecin böyle bitirildiği bir açıdan bakıldığında Bosna tarihinin küçük bir hülasası öyle söyleyelim. Özeti olan bir anlatı. Kullanılan uslup, teknikler, işte cansız varlıkların konuşturulması hadisesi gibi böyle birçok noktada hakikaten değerli bir eser. Önce onu söyleyeyim. Yani tüm bu anlatıların dışında yani tarihçi kritiğine tabi tutmadığınız takdirde Drina Köprüsü çok güçlü bir edebi metin olarak düşünülebilir. Lakin mesela işte Ivo Andrić'in bu tezini de okursanız ki yayınlandı daha sonra Fransızca filan okursanız Türkçe'ye de çevirdiler sanırım. Bütün aslında o anlattığı Balkan tarihi romanlarının bu tezin üzerinden çıktığını da anlarsınız. Tabi burada kabuller çok önemlidir. Onu söyleyelim. Ivo Andrić'in metinlerinde şöyle bir özellik var. Evet, bir bütün olarak bakıldığında eserin belirli kısımlarında Türk-İslam hakimiyeti mazisine yapılan atıflarda şöyle bir şey hissediyorsunuz. Anolcum bak şurada yeşil bir Drina Köprüsü daha var. Onu da ver. O kırmızının hemen altındaki. En üstün altı. Anıl'ın da elini belki görürsünüz vesileyle. Bunu böyle kapağı falan gitmiş ama mesela bu da Ali Can Çelik tarafından yapılmış bir çeviri mesela. İlginç ki şimdi gördüm hatta Drina Köprüsü. Bu da bir enteresan bir şey olmuş. Bu da başka bir Drina Köprüsü hikayesi öyle söyleyelim.
Burada tabii çok fazla var. Muhtemelen kurcalasak başka Dırna Köprüsü'nün hüsaları da çıkacaktır diye tahmin ediyorum. Eserin içinde Osmanlı mazisiyle alakalı anlatılar. Özellikle ilk dönemde köprünün inşa süreci sırasında yaşananlarla alakalı anlatılar. Tarihçi kritiğine tabi tutulduğunda rahatsız edici. Onu söyleyeyim. Sert anlatılar var. Edebi olarak çok güçlendirmiş orayı İvan Drić. Özellikle işte bu köprünün yapılmasını yavaşlatan bir bölgenin bir kaza geçirilme hikayesi öyle bir anlatılıyor ki kitabın sonuna kadar ki tüm anlatının önüne geçiyor etki olarak. Aynı tekniği Lanetli Avlu'da da kullanıyor Andriç. Tramnik Günlüğü'nde de kullanıyor. Saraybosnalı Kadın'da da kullanıyor. Bu bir edebi tercih. Okuyucu odağına. Kitabın sonunda özellikle Avusturya hakimiyetinin geldiği dönemde de Bosna için bir takım menfi süreçleri anlatıyorken aslında kıyas hissedilen şöyle bir şey var. Yani Osmanlı mazisine dair bir özlem ya da bu kıyas yapıldığında Osmanlı mazisinin bölge için çok daha müspet etkiler yarattığını anlatır gibi dursa da o en başta kullandığı anlatı tarzı Drina Köprüsü üzerinden birazcık daha okuyucuyu nasıl anlatalım buna? O Osmanlı dönemi açısından rahatsız edebiliyor. Tabii bunu şöyle okumamak lazım. Hep söylediğimiz bir şey var yani. Türkiye'de Balkan tarihi ve edebiyatı üzerindeki okumalardaki en büyük hatalardan biri ne Osmanlıcı bakıştır. Bunu hep söylüyoruz. Yani tarih bir takdis alanı değildir. Bir idrak alanı olarak görmekte belki fayda var. Edebiyat şüphesiz kurgular üzerinden birçok şeyi anlatabilir ama bazen de işte önemli bir silaha da dönüşebilir. Şimdi burada iki tane temel kavram var. Balkanların başına çok bela olmuş. Bu kavramlardan birisi aksiyomatik kavramı. Yani aksiyomatik kanıtlanmamış ya da kanıtlanamamış ama doğru olduğu kabul edilen kavramlar için kullanılır. Ve edebiyat bundan çok faydalanır. Özellikle de Balkanlar için böyledir. Kesin böyledir gibi. Kaynağı yoktur, mesnedi yoktur filan filan gibi yani. İkinci bir kaynak var. Bu da kanonik. Kanonik. Kanonik kavramı da bence önemli. Kanonik de daha çok böyle edebi argümanlar, edebi bir jargon üzerinde oluşturulmuş hayali evrenler için kullanılır. Yani buna fiction da diyebilirsiniz, image de diyebilirsiniz. Yani bazen böyle kullanılıyor bu kavramlarda. Yani fictionlar ya da imageler ya da bunu bir eylem karşılığı olarak imagination denilen şey ki bu isimde de kitaplar var. Imagining the Balkans gibi Maria Todorova'nın eseri. Orada birazcık daha Balkanların bu kurgulanma süreci daha iyi anlaşılıyor ki başımıza çok bela olmuş. Bu seyahatnameler üzerinden de böyle. Çünkü ben mesela Balkan tarihiyle alakalı çok fazla bir şeyler yazmaya gayret etsem bile bunlar akademik düzlemde kaldığı için genel okuyucu bağlamında etkisi tartışılabilir. Ama Ivo Andrić'in eseri 61'de Nobel aldıktan bir yıl sonra Türkiye'de de işte yayınlanmış yani elimde 1001 Nobel armağanı kazanan eser. Altın yayınlarından şöyle çıkmış. Yani son 60 yıldır Balkanlara dair okumaların temeline bu gelmiş. Ve artık dediğim gibi Travnik Günlüğü ve Saraybosnalı Kadın kitabı filan da çevrildiğini düşündüğünüz zaman Andriç'in edebi, yani buna tamamını okumak lazım. Andriç'in edebi gücünün bu açıdan bakıldığında bir takım gerçekliklere de tesir ettiğini kabul etmek lazım. Ben hani bunu şu açıdan söylüyorum. Bazen bir kitap sadece bir kitap olamayabiliyor. Yani bir aklı kurgulayabiliyor, bir gerçekliğin yerine geçebiliyor. Bunun çok çok fazla örneği var. Rus edebiyatında mesela çok örneği vardır. Dolayısıyla Drina Köprüsü'nü bir edebi metin olarak okumak sanırım tek başına yetişmiyor. Bunu kitabın değeri bağlamında da değerlendirelim bence. Çünkü bazen edebiyatın gücünü anlamak açısından da bu tip metinlerin okunması gerektiğini düşünüyorum. Ben kendi lisans öğrencilerime de, özellikle alanı çalışan öğrencilere Drina Köprüsü'nü okumalarını istiyorum. Neden? Çünkü netice itibariyle bu bölgeye dair yapılmış olan bir çalışmanın doğrudan muhatabı aslında bu bölge. Hal böyle olunca buradaki algıyı ve o işte image dediğimiz şeyi, imgeyi çok iyi anlamamız lazım. Osmanlı'ya bakış batıdan neydi? Şimdi batı buna külliyetli olarak bir kavram koymuş. Balkanization diyor artık buna. Bir anlamda şarkiyatçılığın, oryantalizmin bu bölgedeki adı. Öyle söyleyelim. Yani Balkanization aslına bakılırsa aynı oryantalizm gibi bir bölgeyi dışarıdan inceleyip
aslında o bölgeye ait olmayan yeni kurgulamalar, yeni tanımlamalar yapmak gibi bir şeydir. Yani 19. yüzyıla kadar Avrupa'yı, Osmanlı'yı ya da Rumeli olan bir bölge, 19. yüzyıldan sonra nasıl olduysa bir dağ silsilesinin adıyken bir bölgenin adı haline gelmiş. Ve siz, örnek veriyorum, işte Katolik Slovenya'yı da, Katolik Hırvatları da ya da Ortodoks Sırpları da, Müslüman Kosova'yı da, yarısı Müslüman Bosna'yı da, hatta Arnavutluğu da, Adriyatik kıyısını da, bir anda Makedonya'yı da Balkan ülkesi olarak bir genellemeye, stereotip oluşturmaya gerek duymuşsunuz. Dolayısıyla hatta şöyle durumlar karşımıza çıkmaya başlıyor. Öyle bir Balkan tanımı yapıyorsunuz ki bu eserlerin bunda bence çok önemli bir etkisi var. Avrupa'nın dışında Doğu'nun sınırı eğer Türkiye ise Doğu ile Batı arasındaki bir kör bölge gibi. Yani mesela bana hep sorarlar, işte hocam hiç yurt dışına çıktın mı diyorlar. Ben de bütün Balkan ülkeleri gezmişimdir. Yani Yunanistan'dan Bulgaristan'a kadar, işte Sırbistan'dan Arnavutluk'a kadar birçok bölgeyi gezmişimdir. Yok abi diyor, Avrupa'ya çıktın mı diyor mesela. Yani Balkanlar bir Avrupa gibi kabul edilmiyor. Çünkü Avrupa'nın tanımlanan sınır ve özelliklerinin dışında bir yerde bahsediyorsunuz. Ama aynı Balkanların Slovanya'sı Avrupa Birliği üyesi ülke mesela. Yunanistan'ı Avrupa Birliği üyesi ülke gibi. Şimdi hal böyle olunca sizin o Balkan tanımlamanızın tamamen dışarıdan size verili bir şey olduğunu görmeye başlıyorsunuz. Yani aslında birisi bu bölgeye bir isim veriyor. Aynı geçmişte Orta Doğu demek gibi, Uzak Doğu demek gibi. Yani böyle klişe bir şeydir ama nerenin ortası, nerenin uzağı? Mesela bizim Uzak Doğumuz Amerika'nın da yakın batısı gibi filan. Hani böyle baktığın yakın doğusu ya da diye baktığın zaman. Böyle bir sorunumuz var. Orta Doğu var, yakın doğu var. Mesela Kafkasya denilen bir bölge var. Sınırını hala tartışıyoruz. Karadeniz kıta sahanlığı diye bir şey var kuzeyde. Nereden nereye kadar? Mesela Macaristan'ın bir Balkan ülkesi olup olmadığını bilmiyoruz. Romanya keza böyle mi? Çünkü Romanların en önemli milli yazarı Ionescu kendini asla bir Balkan ülkesinin mensubu tanımlamıyor. Yunanistan Avrupa kor kültürünün merkezi. Ama Yunanistan ötesindeki yer Balkanlar gibi oldu. Yani Yunanistan diğer tüm Balkan ülkelerine göre daha doğuda olmasına rağmen bir Balkan ülkesi olarak tanımlanamıyor gibi. Böyle bir sürü tartışma var. Drina Köprüsü'nü ben edebi bir lezzetle okuyorken açıkçası bu açıdan bakıldığında daha etki alanı geniş bir amaca matuf yazılmış metin olarak da görüyorum. O yüzden hani bazen bir bölgeye dair meraklarımız, tarihe dair meraklarımız çok didaktik, sistematik, hatta paradigmatik metinlerle öğrenilemiyor. Bir de böyle metinleri de görmek lazım. Yani buna başka örnekler dediğim gibi verebilirim. Ölüm ve Derviş gibi filan böyle. Hani başka bir sürü Balkan edebiyatının çok güçlü metinleri var. Bunların hepsini kabul edebilirim. Ama Ivo Andrić'in buradaki etkisi, ki kullandığı dilin tam karşılığı epik bir anlatımı vardır. Bu önemli ki kendisine Nobel ödülü verildiğinde de gerekçeye bu yazılmıştı. Kullandığı epik dilin gücünden, işte o coğrafyanın gerçekliğinin yansıtmasındaki katkıdan filan bahseder. Hatta sonraki dönemlerde yapılan çevirilerine yazılan ön sözlerde de bizim burada söylediğimizde yok abi o kadar da değildir diyeceğimiz gerçeklikler kabul edilmiş açık açık. Doğrudan söylenmiş de yani. İşte Osmanlı mazisinin o bölgedeki karanlık etkisini anlatmaya çalışması filan gibi şeyler de böyle yazılmaya da çalışılmış. Bir de Ivan Andrić Travnik doğumlu ama çocukluğu, gençliği Vişegrad'da geçmiş. Yani o coğrafyanın anlatılarına da çok vakıf. Yani bunu da unutmamak lazım. Ve Drina Köprüsü'nün yazıldığı dönemler yani Osmanlı'dan kopmuş ve Batılı olmakla doğulu olmak arasında kalmış bir Bosna'dan bahsediyoruz. Bugün bile Bosna'ya gidenler bilir Başçarşı'da Avusturya Bosna'sıyla işte bizim Türk Bosna'sı ya da İslam Bosna'sı dediğimiz yerin arası böyle bir sınır çizgisiyle böyle kafede oturuyorsunuz sandalyenizin arasından geçiyor o sınır çizgisi. İçeride böyle bir ayrımı bile var. Ki yani Bosna'nın yani nüfus sayımları çok sağlıklı yapılmadığı için net bir şey söylenememekle birlikte yani %49 ile %52'si arasındaki bir kısmı Müslüman. Geri kalan kısımda işte Hırvat etnisitesi var, Sırp etnisitesi var, var 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 yani ve bir Avusturya tesirinde olduğu açık. Şimdi Bosna böyle bağımsız bir devlet olma süreçlerini yaşadığında tarihsel ulusçuluk diye bir kavram var. The historical nationalism. Tarihsel ulusçuluğun da yaptığı şey bir olur. Yeni bir devlet kurursanız yeni bir tarihe ihtiyacınız olur. Yanlış anlaşılmasın. 1923 sonrası bizde de böyle bir etki oluştu. Hatta Çanakkale Savaşı, Çanakkale Cephesi'nden sonra bizde de bunlar oluştu.
Yani Cenap Şahabettinler, Ömer Seyfettinler de aslında bakarsanız bu yeni dönemin kalemleri oldular. Çünkü milliyetçi bakış yeni bir devletin inşasının size meşru bir mazi de bu açıdan bakımda sunması gerekir. Bu da böyle güçlüdür yani. Böyle çok basit, çok romantik bir anlatımla olacak bir şey değil. Çok sert, hatta bazen marjinal düzlemde anlatılara da ihtiyacınız olur. Buradaki gibi. Yani işte böyle bir kaza geçirilme hadisesini böyle bir iki sayfa anlatmanız iktiza eder. Ya da devşirme sistemi gibi uygulaması, kanunnamelerle sınırları çizilmiş. Tarihçi olduğum için daha rahat konuşuyorum. Çizilmiş bir uygulamayı böyle katırların sağında solunda bulunan sepetlere zorla doldurulmuş, işte üstü başı parçalanıp çırılçıplak yollarda çocukların peşinde ağlayan kadınların olduğu böyle bir sahneye dönüştürmek burada bir edebi tavır ve tercihi de gösterir. Ya yani böyle bir uygulamanın olmadığını kaynaklar çok açıkça ifade eder. Çünkü sınırları bellidir. Oraya nasıl gidilir, bir takım sınavların yapıldığını filan herkes bilir. Şimdi tüm bunları yapıyorken, hatta Bosna'nın bir de özel bir alanı var. Yani Bosna'dan devşirme alınmıyorken Bosnalıların bizden de devşirme, çocuklarımızı alın taleplerinin olduğuna dair belgeler de var. Dolayısıyla hani olay o kadar edebiyatın içinde bir yere sıkışıp öyle bir şey anlatılmış ki diyorum ya böyle hani edebi güç ve anlatı eyvallah. Keşke Boşnakça bilsek bir de orijinalinden hani belki bu açıdan o anlatıyı öğrenebilsek diyeceğim ama metnin kendisi bu açıdan bakıldığında hani bu noktada çok güçlü bir metin. O yüzden hani mesela Derina Köp ben böyle anlattığım zaman şey diyorlar çünkü biz böyle hiç bakmamıştık bir daha okuyalım. Bence de bir daha okumak lazım. Hatta ben dediğim gibi Derina Köprüsü ile alakalı yazılmış çok eser var. Üçlemeye dair çok eser var. Sempozyum bildirileri var. Aslında bunlar daha önce de tartışılmış, konuşulmuş şeyler ama tekrar söylüyorum. Derina Köprüsü'nün bunun tam zıttı. Bu kadar büyük bir uçurumun olması çok tuhaf. Ben şahsen dinlediğim böyle bir sempozyum bildirisi vardı. Yani Ivo Andriç'in Türk dostu, Osmanlı tarihinin savunucusu filan gibi anlatıldığı bildiriler de dinleyince ya burada bu kadar ciddi bir uçurum olmaması gerekiyor. Mesela bir bütün olarak bakımda şunu diyen bir okuyucu kabul edebilir. Ya hocam tamam da işte onun da aksaklıkları var. Ama Avusturya'nın hakimiyetinden bahsederken de Osmanlı'ya hakkını teslim etmiş gibi bir bakış açısını nispeten kabul edebilirim. Tam doğru görmesem de. Ama tüm metni bir hümanitik metin olarak görmek ve dolayısıyla benim bu anlattıklarımı yok saymak da bu açıdan birazcık bence sorunlu bir alan gibi de duruyor. Kitabın arka kapak, mesela bu iletişimin arka kapak yazısı. Mesela şöyle diyor, Nobel Edebiyat Ödülü'nün komite notunu koymuş. Diyor ki Ivo Andriç bu şey, yani ödülü biz niye verdik diye Nobel komitesinin açıklaması. Ivo Andriç izini sürdüğü temaları ve ülkesinin tarihinden seçtiği insan yazgılarını güçlü ve destansı bir dille anlatmıştır. Yani tüm kabul aslında bakarsanız bu Bosna'nın tarihidir demek. Yani siz istediğiniz kadar bu bir edebi metin deyin. Nobel Edebiyat Komitesi de ödülü bu gerçekliği çok destansı anlatması üzerinden vermiş. Bir de böyle de bir durum var. Mesela ya da işte üstteki açıklamada diyor ki Osmanlı yönetimi altında farklı toplulukların bir arada nasıl yaşadığını geniş bir görüşle, incelikle, efsanelerle, masallarla zenginleştirerek resmederken Andriç'in bize sunduğu ne müthiş bir uyum tablosu ne de mutlak bir zulüm hikayesidir. Yani aslında burada meselenin biraz farkında varılıp ya bunu bu kadar da güzellemeyin der gibi de bir durum var. Dolayısıyla hani Bosna çok karmaşık ve tarihi çok birbirine böyle eklektik bir süreçtir. Bogomil dönemi, Haçlı Seferleri dönemi, Osmanlı hakimiyeti dönemi, sonraki dönem. O yüzden de ben bu kitabın okunmasını çok tavsiye ederim. Fakat okurken tekrar söylüyorum, üzerine konuşabilecek bazı noktalarında gözden kaçırılmaması gerektiğini ve edebiyatın bazen ne kadar büyük tesirler yarattığında anlaşılması gerektiğini düşünüyorum. Son bir not söyleyerek tamamlayacağım ben. Mesela etkisini göstermesi açısından bu işte Drina Köprüsü üzerine yazılmış metinlerden bir tanesinde bir araştırma makalesinde Bosna Savaşı sırasında bölgede görevli olan bir askerle yapılan bir röportaj var. Alıntı var. Mesela diyor ki orada röportajın yapıldığı asker dostumuz sanırım bir albay olabilir tam hatırlamıyorum. Bişekrat'ta yapılıyor köprü üzerinde yapılan bir röportaj. Diyor ki biz Drina Köprüsü'nü sevmeyiz diyor buralarda.
Bunun da gerekçesi şu diyor. Savaş sırasında Sırplar buraya, bu köprüye çok fazla Bosnalı'yı getirip burada idam ettiler. İşte kurşuna dizdiler ya da gibi böyle bir şey anlatıyor. İşte bazen tarihsel anlatı, edebi anlatı çok tuhaf bir hafızayı bir yerden bir yere taşıyabilir ve size istemediğiniz bir şey yaratabilir. Alanın ilgilileri Yugoslavya dağıldıktan sonra, yani Tito öldükten sonra diyelim, Yugoslavya dağılma sürecine girdiğinde 1989'da Birinci Kosova Savaşı'nın yapıldığı Kosova Polje, Gazimistan'da, yani şu anda Birinci Murad'ın iç organlarının ahşasının bulunduğu Meşhedi Hüdavendigâr denilen türbe alanın yaklaşık birkaç kilometresin ya uzağında bulunan Lazar Anıtı önünde yaptığı konuşmayı hatırlayabilirler. Slobodan Milošević, o zamanki Sırpların lideri, savaşı başlatan konuşma yapıyorken sırtında iki tane dev tarih yazıyordu. Biri 1989, üstünde de 1389 yazıyordu. Demek ki tarih bu metinler üzerinden bir hafızayı da bir yere taşıyabiliyor ve edebi metinler bu yüzden de güçlü metinler. Dırna Köprüsü'nü de belki bu bağlamda biraz daha değerlendirip ekstra bir bakışla okumak bizim için faydalı olacaktır diye düşünüyorum ben. Çok tarihçi işi oldu değil mi bu? Umarım çok sıkıcı olmamıştır. Hocam bazı metinler edebi ya da edebi yani tarih kitapları da edebiyatçılar tarafından anlatılabilir ya da edebi tarafıyla daha iyi şey yapılabilir. Bence bazı metinler de edebi metinler de tarihi yönüyle iyi anlatılabilir ama sizinki sadece tarihsel bazlı bir şey olmadı. İnşallah öyle olmamıştır. Yani şey kısmına da değindiniz yani sonuçta hayat hikayesini ve şeyini de anlamıştık. Bizim zaten programımız bu hocam. Biz kitaptan hiçbir Aynen öyle. zaman konuşmuyoruz. Aynen öyle. Kitabın içeriğinden. Daha doğrusu kitabın içerisinde bilinen birkaç noktaya değinip Spoiler verme derdiniz yok. hiç öyle bir şeyimiz olmuyor. Yani biz kitap anlatmıyoruz. Zaten bunu bugüne kadar bizi izleyen bütün takipçilerimiz yani buraya kadar şu anda bile devam eden o çekirdek grubumuz, ekibimiz ya da işte us dostlarımız, işte Eyvallah. kitap yarenlerimiz bunu biliyorlardır diye düşünüyorum. O yüzden tam sizlik bir bölüm oldu. Ama tabii konu biraz da uzmanlık alanınız olduğu için de Balkan tarihi anlamında özellikle Bosna merkezli olarak değinmiş oldunuz. Ağzına Eyvallah. sağlık hocam. Sağ olun. Güzel, değişik bir bölüm oldu. Bir İnşallah. de mekanın ruhuna da Aynen öyle. güzel uyan Sardı bir bizi şey herhalde. Burası oldu. biraz da Evet, karanlık böyle. Kitaplar, dediğiniz gibi hocam kitaplıklar. o kitabı buldunuz da ben video çekilirken daha Var önce de mı? buraya defaatle geldim. Beni gözüm geziyor. Türkiye'de hiçbir kütüphanede olmayan Evet. Balkan tarihiyle ilgili çok güzel kitaplar var burada. Vallahi. Az önce anlattığınız şey esasında burada kitaplarda var ve bunların çoğunu Türkiye'de bulamazsınız Aynen yani. öyle. O Aynen öyle. anlamda gerçekten tam bir mekansal ruh bizi şey yapmış olabilir. Güzel oldu Eyvallah. hocam. Ve dediğiniz gibi de hani hocam hani videonun başına da söylemiştim. Hani Türkiye'de çok yanlış yorumlanan bir kitaptı. Ya da İnşallah yorumlanmayan ya da hiç. Yani böyle yorumlanmayan ya da okunup okuduğunu geçir. iddia edenler ne okuduklarını Yani bilmiyorlar büyük okuyup ihtimalle. geçilebilir belki de bazen işte bir kitaptan fazlası oluyor yani. Eyvallah. İsterseniz bir de hocam yayın evi olarak hangisi şey Şimdi yaptığımızı bu göstereyim. Gendirine Köprüsü iletişim şöyle basıyor. Güzel de bir çevirisi var. Hasan Ali Edizli, Nuriye Mustakimoğlu'nun çevirisi. Güzel de bir çeviri. Yani ben birkaç farklı nüshasını okumuştum. Nadrini Çupriya, Boşnakçasında söyleyelim, çevrilmiş. Bence yani kafi iyi de bir Hasan Ali Ediz'in iyi de bir ön sözü var. Bir tarihçi olarak bu şeyi tavsiye ediyoruz yani. Eyvallah hocam. Şimdi 68'in sonu Evet. 69'un Baba şeyini bölümün önü. kitabını Abba Baba bölümün. bölümündeki konuşacağımız Türk Şimdi edebiyatı. evet. Ya şimdi biz geçen hafta Barış Bıçakçı'yı yaptığımızda şey demiştik. Ya biz böyle yeni duyduğumuz her şeyi çok yeni zannediyoruz. Aslına bakarsanız. Halbuki hakikaten bir tecrübeden geliniyor. Belki birkaç kitabın sonuncusu, en az 20 yıllık bir emeğin artık olgunlaşmış hali olabiliyor. Ama biz şey zannediyoruz, yeni duyduğumuz bir şey yeni zannediyoruz. Mesela işte Sabahattin Ali için şey diyor mesela dostlarımız. Ya çok popüler okumak istemiyor. Ya adam 48'de öldü. Canına yandı mı? Yani 80 yıla yaklaşmış. Anladınız mı? Yani bu böyle bir durum var. Mesela Barış Bıçakçı çok çok böyle yeni filan hani o yeni neyse artık bunu muhatabı olacak bir karşılığı yoktu. Fakat dostlardan böyle hep şöyle dönüşler alıyoruz. Ya işte abi bir de böyle yeni daha böyle onlar klasiklerin dışında kalan metinler vardı. Bize Barış Bıçakçı'yla bir başlayalım ki bir de ben kendime de çekeyim o zaman madem dedim. Malumunuz hani biraz öykü yazmaya falan da çalışıyorum ve ben şu konuda çok eleştiriliyorum böyle çok büyük ulema tarafından.
İşte benim öykülerim birazcık daha böyle gerçeklik içeren, dönem öyküleri, bazen ana öyküler olabiliyor. Özellikle 80-90'ların çocukları için çok daha mana ifade eden şeyler anlatıyorum. O yüzden belirli, mesela dostlar böyle okuduğu zaman şeydi, aa evet bizde de böyleydi dediğim metinler var. Ben de böyle birkaç yıl önce tanıştım, bu manada çok da yakın gördüğüm, hem uslub olarak hem anlattıkları bağlamda ki yaşıtız hemen hemen zaten. Kalemlerden biri, benden bir yaş küçük. Mahir Ünsal Eriş. Çok da böyle severim, çok da beğenirim. 2012'de çıkmış bir kitabı var. Bangır bangır Ferdi çalıyor evde. Çok güzel de bir adı var. Çok sevmiştim ben. Biz de biraz çünkü Ferdi döneminin şeyleriyiz. Mahir Ünsal Eriş'in Bangır bangır Ferdi çalıyor evde öykü kitabı. Bunu bana çok sevdiğim bir öğrencim, bir editör kardeşim yollamıştı. Ahmet Akkaya, ona da selam olsun. Dedi ki ya abi dedi ben bunu okudum ve sizin öykülerinizi anımsadım birazcık da okuyun dedi. Hakikaten çok mutlu oldum okurken ve mesela yazmaya da yeni başlayanlar için ben Mahir Ünsal Eriş'e eğitimler veriyor. Çevirmen aynı zamanda çünkü kıymetli bir adam. Öykülerini çok beğenmiştim ve demiştim ki ya yeni yazmaya başlayan birilerinin böyle çok çapraşık, çok metodik, çok kuramsal, böyle çok imgesel bir şeyler yazmaya çalışırken bazen boğulduklarını anlatmıştım ama Mahir Ünsal Eriş gibi kalemler aslında insanın anlatacak ne kadar çok hikayesi olduğunu gösterirdi. Ben de bunu seçtim. Dedim ki madem Barış Bıçakçı'yı yaptık, bir tane de Mahir Ünsal Eriş yapalım dedim. Ve benim en sevdiğim kitabı Bangır Bangır Ferdi Çalıyor Evde. İnşallah bir sonraki bölümde bunu çekelim. Eyvallah hocam. Ağzına sağlık. Güzel bir Şey şey oldu değil mi? oldu. Yani biraz Fragman. fragman Ha, oldu. Evet. Güzel teaser güzel trailer. sattınız bir sonraki Evet, bölümde derler ya teaser onu. teaser trailer çektim yani. Dediğiniz gibi hocam biraz daha yani esasında tabii ki de bir tecrübe ama yani modern Evet. çağdaş Türk edebiyatı üzerine bu ara Doğru. gidiyormuş olduk. Bizim böyle bir şeyimiz var malum. Bir ara böyle arka arkaya Evet, ünlü kadın kadın yazar çekmek yazarlar gibi filan. çektik. Doğru. Bazen böyle belli dönemlere çok şey yapıyoruz işte bu Victorian dönemini Doğru. şey yapıyoruz. Şimdi bu ara Türk edebiyatı ama çağdaş edebiyata şey yapalım. Bizi bu konuda da çok laf edenler oluyordu dediğiniz gibi. Faydalı olacaktır. 69. bölümde Mahir Ünsal Eriş'le karşınızdayız o zaman bizi Görüşmek izleyenlerin. üzere. Görüşmek üzere. Eyvallah. Esenlikler diliyoruz hocam. Selam ediyoruz biz de.